Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayınımızı köprü başında gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli bir abimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sağ olasın, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Eyvallah, Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyorsun. Evet, izliyorum. Eyvallah. Beğenerek izliyoruz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından isim söylesin. Mehmet Kazdan. Mehmet Kazdan. Mehmet Kazdan. Yaş kaç? Yaş 68. 68, Allah sağlık versin. Mehmet Kazdan abi kimin oğlu? Hasan'ın oğlu. Sen anne baba sağ mı? Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz Mehmet abi? Biz 5 kardeşiz. 5 kardeşsiniz. 2 kız. Hepiniz sağ. 3 oğlan. Hepiniz sağ. Allah sağlık versin. Ne işle uğraştın bu yaşa kadar? Valla ben emekli öğretmenim. Emekli. Nerede gördün? 5 sene öğretmenlik yaptım. Sonunda emekli olduk. Ülkenin çeşitli yerlerine çalıştık. Afyon, Muğla, Diyarbakır, Trabzon, Rize, en son Murabiye çalıştık onun için. Ondan sonra merkeze indik. Kurtuluş Köyü Okulu'ndan ailesiyle emekli olduk. Sonra o işte. Yaptık. Murabiye'de işte 5-6 sene müdür muavinliği yaptık. Böyle sürdük. Kaç çocuk var sende? 3 çocuk var. Güzel kız. 2 oğlan bir kız. Allah razı olsun. Hanımları mı? Hanım. O da öğretmen mi? Evet. Hanım da o da emekli öğretmen. O da buralı. Kim? Hatifettin Rüfet derler bu şeyde. Onun kızı. Bu öğretmen olduktan sonra mı evlendiniz yoksa olmadan mı? Öğretmen olduktan sonra. Nasıl? Aynı okulda mı? Yok. Aynı okulda değil. Nasıl tanıştınız peki hanım? Ya öyle ne bileyim. Sevdalık oldu. Sevdalık olmadı. Böyle yine görüntüsüyle, akraba arasında söz oldu işte falan demek ki. O zaman oldu. Yok o zaman. Yok, biz öyle bir imkanımız olmadı yani. Ama bu çok söz alıp ediyor. Har olmadı, har çok söz alıp ediyor. Tamam, 80 yaşını, 90 yaşını adamı sürerim o çavuşa. Adam söz alıp ediyor. Demek bu kavli şeyden beri geliyor da bu söz alıp ama sen böyle nasıl? Allah'ın izniyle geçsin. Allah öyle yazmış. Oyun. Hayat şimdi ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Burada çay gelmişsin, şimdi... çay önünde hiç. Çay ozanım değil mi şimdi... sen? Kaç şeker ozanım? Bu da Erzurum şekeri değil mi? Ben 2013 yılında emekli oldum. Zaten dededen kalma bize bir aracılık vardı, hastalık vardı. Anladım. Bize bulaşmıştı. Onu devam ettiriyoruz. Şu anda aralarım var, 47 tane arım var. Maşallah. Yazın yaylalara, kışın buralarda. Böyle eşten dosttan zaman geçiriyoruz. Nasıl? Arıcılık zor bir meslek. Yalnız zor olmasına göre ben arıcılığı şöyle yapıyorum. Ben arıcılığa böyle arılığa girdiğim zaman ruhumu tedavi ediyorum arada. Arada konuşuyorum. Onların çalışmasıyla, polen taşımasıyla, nektar taşımasıyla, onların bakımı çoğalması falan bana bir zevk veriyor. Hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Mutluluğunda derdimi, tasanı unutuyorum. O yüzden... Böyle hocam geriye döndüğün zaman ne özlem duyuyorsun? Böyle eski Murabiye'yi göz önüne alarak. Ramazan babamı iyi tanıyorum değil mi? Bakalım. Çok iyi tanıyorum. Şimdi geriye döndüğümüz zaman böyle bir düşünsek nice insanları tanıyoruz. Ancak onların da şimdi tabii zaman zaman işte böyle fotoğraflarını görüyoruz. Özlüyoruz. İşte ne bileyim, işte bunları böyle yapmıştı, bize böyle davranmıştı, böyle sevmişti falan işte. Özlüyoruz tabii. Hani büyüklerimizdir, abilerimizdir, amcalarımızdır, dayılarımızdır. O zamanlarda çocukların böyle her hareketi kontrol edilirdi. Severlerdi bizi yani. Ama şimdi herkes için gücün peşinde, derdin peşinde, geçim derdinde. Aslında hocam onunla geçimle eskiden de farklılık vardı ama bir saygı sevgi var. Saygı sevgi mutlaka. Öğretmene olsun, hocam olsun, büyüklere karşı kalın dediği gibi. O kendisini bilen zaten bu yana karşı zaman saygı sevgi. Ben buradan yıllar önce sol sözümle arabamla geçerken köprü başına baktım yaşlılar. Ben her yaşlısım. Ben neyse durdum dedim onlara bir tokalaşayım da yola çıkayım. Şimdi ise anlatıyorum. Evet. Yaşlı amca vardı ama küçük Mustafa'lardan rahmetli çok severdi. Herkese tokalaşmıyorum. O anda beni tanıyamadı. Sordu sana diyelim ki bu kimin oğlu?
Dedi ki bu Ramit bir bakkal Hasan Çapakçı'nın oğlu dedi. Çağırdı beni. Dedi gel oğlum. Bana Allah inansın. Bak yola çıkacağım. Bir sarıldı bana. Beni bir öptü öptü öptü. Allah'a şükür dedi. Sanki arkadaşımı görmüş gibi oldu. Evet. Bak ben orada ona Hamza nasılsın demeseydim. Öbürlerin tokulaşmış olsaydım. Dize ki bu kimin oğlu? Yavrum bakkal Hasan Çapakçı'nın oğlu. Eyvah güzel. Beni evet. Çok sevdiğim, candan sevdiğim arkadaşım oğlu bana Hamza Nasuh'u demek. Onun için bunlar çok önemli çok hocam. Önemli. İnsan ayarını yapmak sizin. Değil mi? Şimdi iyi yetişmemiz lazım. Çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Yani, büyükler ne ister bizlerden? Saygı ister, sevgi ister. Evet. Para mı bir şey istemez. Aynen, yok ne isteyecek? Sevgiden başka bir şey istemez ki. Doğru. Büyüğe hürmet eder, saygı göster. Hal hatırını sor, onun dünyası olur işte. Ama şimdi bak, büyükler ne kadar sevgi saygı istiyorsa, küçükler de o kadar sevgi istiyor. Ama şimdi sokakta gördüğümüz çocuğu mesela, öyle diyor ki, şimdi de biraz tabii her çocukla da ilgilenir bu sokakta. Yani bir küçük tebessüm göstersem bile, oğlum sen kimin oğlusun? İşte falancının oğlu. Aa işte babanı tanıyorum işte. Aferin oğlum. Bak sen büyük çocuksun. İşte sorarsın, sorursun. Çocuğun gönlünü alırsın. O da bir şey yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ama şöyle gelmişsem bakalım kimler var, kimler var, onları da göreyim. Şimdi de sokakta çocuğun başında okuyamazsın da şimdi o düzene de yazdık. Şimdi durumlar biraz farklı. Sevgiler. Bir yakışıklar sana bir alkışa. Harun, Harun'un bir çekme. Harun alkış yapsın. Anlayacak ya Allah. Selam. O zaman bir yakışıklar salla kameraya. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz.